işi sessizce halledeceğiz. Sana düşen adamlarımı iş bittikten sonra buradan çıkarmak. Merak etme Titus. Gördüm ki kadınlarınız da pusatlanmış. Biz cenk için doğmuşuz. En çok da siz keferelerle cenk etmeyi severiz. Pusatlarımız sizin kanınızla kıymetlenir. Dikkat edin de bir gün o kanda boğulmayın. Titus, gerçeği gör gayri. Hatunların pusatlarıyla aş yaptığı obama sakın ola ki haberim olmadan saldırmayasın. Zararlı çıkarsınız. İyiyim. Ne işin var burada? Beylerin nerede? Yolda bize pusu kurmaya kalktılar beyim. Maalesef Güntekin şehit oldu beyim. Ya diğerleri? Herkes iyidir beyim. Alep'e doğru yola çıkacaklar. Aykız'la Hamza yarın obaya dönecekler. Ertuğrul beyimiz kendilerine vazife verdi. Allah yar ve yardımcıları olsun. İlyas Fakı'ya da haber et. Şehidimizin cenazesi için ne gerekiyorsa yapsın. Beceremedin koca kurdoğlu. Ya sen çok beceriksizsin ya da senin o işe koştuğun adamlar. Hırsını benden mi çıkaracaksın? Artık kimden taraf olduğuna karar ver Sercan Hatun. Ben önce intikamımdan sonra da erimden tarafım kurdoğlu. Şimdi dilediğini yap. Ama eğer gün doğdumun kılına zarar gelirse o zaman seni kendi ellerimle öldürürüm. Ciğerini söker, kendim yerim. Bir tutamını bile kurda kuşa yemetmem. Senden ne istediğimi bilirsin. Süleyman Şah'ın kanı Fırat Nehri gibi o otağdan akacak. Bu nasıl bir intikamdır Sercan? Beni bile korkutursun. Benim gözlerimin gördüğünü sen de gördün kurdoğlu. Süleyman Şah'ın gözünü bile kırpmadan babacığımı nasıl katlettiğini sen de gördün. Bu intikam için yaşadım bunca sene. Artık o kutlu günü görmemin vakti geldi.
Usta'ya da haber verin. Şuval ile Markus geliyor. Yemlerini bulduk Hamza. Başaramadım efendim. Şahitler ya. Halep'e gidiyorlar. Sen mi ellerinden kaçtın? Yoksa onlar mı seni bıraktı? Ertuğrul size mesaj yolladı efendim. Eftalya'nın saçı mı bu? Her şeyi biliyor efendim. Her şeyi biliyor. Takip edebilmek için atının alnının birini çıkarmış. Efendim. Ahmak. Yakında seni gelip kurtaracağız Turgut. Hayırlar! Hayırlar! Tanrı'nın evine kadar girdi hamaklar! Çabuk! Çabuk atlara binin! Bulun onları bana! Bulun onları bana! Bulun dedim! Meglio solo che male accompagnato. Kendi kalesine bile sahip olamayan bir adamın Haçlı ordularına kılavuzluk etmesini. Güldürme beni Petruccio. Ben Antakya'ya gidiyorum. Umarım döndüğümde sebep olduğum bu karışıklığı çözersin. Takdir edersin ki Papa Hazretleri ve İmparator Friedrich için hazırladığım rapor tümüyle bu meseleyle ilgili. Kayılar kapına kadar geldiler. Senin gibiler oldukça Türkler Konstantinopolis'e de giderler, Roma'ya da. Tanrı günahlarımızı bağışlasın.
Ebu Hişam'ın misafirleriyle ilgilensinler ablam. Onları rahat ettirmeliyiz. Gözlerden ırak bir yerde dinlensinler. Merak etmeyin beyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam atabeyim, hoş geldin. Aleyküm selam. Dildemir, bu adamlar kim? Ha, onlar Kilimhane'nin mallarını satın almaya gelen tüccarlar, atabeyim. İnşallah bu yeni oba hepimize bolluk bereket getirir ha. İnşallah. Hadi evlat, devam. Atabeyim, Halep emiri saldırır mı obaya? O bilinmez evlat. Ama saldırırlarsa bu pusatlar var ya, miğferlerini, zırhlarını kağıt gibi parçalar. Mutlaka araya konsunlar bir tane. Şu da çok düşman, böyle. Bunlarla birlikte. Sonunda bu uğursuz mallardan kurtuluyoruz ana. Uğursuzluk bizim el emeğimiz, göz nurumuzda değil Selcan. Uğursuzluk obamıza göz dikenlerde. Kervan baskınında kaybettiğimiz yiğitlerimizin acısı hala içimizdedir. Bunun müsebbiplerini de gayet iyi biliriz. O yüzdendir bu malların girişine sevinmem. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kaymana, müsaade ederseniz eğer, fiyatta da anlaştığımıza göre adamların malları yükleyebilir diye düşündüm. Elbette. İnşallah emrivaki teklifimden dolayı bana gönül koymamışsınızdır. Estağfurullah. İyi bir alışverişti. Kurdoğlu size yardım eder. Müsaadenizle. Sizin iyi bir tüccar olduğunuzdan bahsederler. Eli darda olan bir göçebenin mallarına bu kadar iyi para veren bir tüccarın ya aklının kıt olması ya da başka bir hesabın içinde olması lazım. Ne yapalım? Bize de hayırlı olsun demek düşer. Değil mi Kurdoğlu? Hayırlı olmak zorunda Selcan Hanım. Daha fazla hayırsızlığa ne obanın ne de bizim tahammülümüz vardır. Tam bir bey hatunu. Tehlikeli. Adem'i cennetten kovduracak cinsinden. Ne diyor tüccar? Ne desin? Yaptığı alışverişle övünüyor. Sen ne düşünürsün? Ne düşüneyim ana? Hayırlısı olsun. Yalnız bu tüccarı gözüm tutmadı. Kurdoğlu'yla da bizimle de başka hesabı var sanki.
Allah'ım, içine düştüğümüz bu ateşten çıkmamızda bize yardım et. Bize yol göster. Sabır ver. Ertuğrul'a güç ver ya Rabbim. Turgut'u öldürmediklerine göre bir hesapları olmalı. Gözünü seveyim. Afşin Bey'im sana ne dedi? Ne yapacaklarmış benim nökerimi? Can yoldaşımı, kan kardeşime ne yapacaklarmış? Etini kurutsan yemeğe gelmez. Sözünü kurutsan muhabbete gelmez. Kurban olayım. De hadi. Öldürdüler de. Eti soğumadan surların dibine attılar de. O zaman ciğer böyle yanmaz. Yok öldürmediler dersen buna yürek dayanmaz. Kurban olayım. Bilip de demediğim bir şey varsa de hele. Afşin Bey bunları söyledi Doğan. Beyim. Afşin. Tapınakçıların ininden kendi geldiyse. Kalenin yerini de biliyordur. Nerede Afşin? Başka bir mesele mi var? Halime kızımıza olanları duyunca yerinde duramadı. Alelacele gitti. Ne olmuş Halime Sultan'a? Elaziz. Halime kızımızla evlenmek istermiş. Şehzade Numan Efendi de Emir Hazretlerinin bu isteğini kabul etmiş. Ertuğrul. Derdi veren Allah dermanını da verir kızım. Üzülme. Dert bir acı dadım. Dermansa başka bir acı. Acılarıma şükretmek varmış kaderimde.
kısrağı ilk defa alplik sıfatını hak edebilmek için gönderildiğim dağlarda gördüm. O bütün diğer kısraklardan farklıydı. Daha vahşi. Daha başına buyruk. Onu yakalamak zor oldu. Obaya getirmekse dertli. Hep başındakine giderdi. Sonra obanın suyunu içti. Ekmeğini yedi. Ehlileşti. İnandıkça, güvendikçe benim için ne kadar kıymetli olduğunu anladı. O artık senin. Eğer sen de müsaade edersen adını Sultan koydum. İnşallah bundan gayrı yolunuz ayrı düşmez. Birlikte uzun bir yolumuz var. Sonu belli olsa da yol hala bizim. Sultan'a gözüm gibi bakacağım. Ömrüm yettiğince benimle beraber yaşayacak. Ertuğrul, bir delilik etme. Buraya niye geldiğimizi hatırla. Şehzade Numan'la konuşmalıyım ağabey. Evladını kurtarmak için tapınakçıların oyuncağı olmasına müsaade edemeyiz. Sabah ola hayrola. Bir bekle hele, Elaziz'le bir görüşeyim. Sabah bekleyemem. Çok geç, saraya gitmeliyim. Ertuğrul. Bu delilik. Geçen sefer olanları hatırla. Bak yine zindanlara düşersen seni bu kez kurtaramayız. Saraya gitmeliyim abi. Madem ki gitmeye azmettin, bırak. Gereğini izleyelim. Şehzade Yiğit'i getiriyorlar beyim. Tamam yanına geç. Şşş, geliyorlar. Kusu yerlerinize geçin. Evladım da yanında ayıksın. Onlar kardeşten de ötedir.
Bilirim beyim, bilirim. Çoktan kendi canlarından vazgeçip benim deli kızın tasasına düşmüşlerdir bile. Kalbini serin tut. Benim korkum kızımdan yana değil beyim. İlk cenge gitmesine rağmen ata binmesini de, kılıç savurmasını da, ok atmasını da ağabeyleriyle beraber öğrenmiştir. Evvelallah keferinin gözünden vurmasını da bilir ay kız. Benim korkum Ertuğrul'la Gündoğdu Bey'imin ayaklarına dolanmasıdır. Ters bir şey mi söyledim beyim? O vakit tasalanma. Turgut da, Aykız da gelecekler Allah'ın izniyle. Geç oldu beyim. Bana müsaade. Allah rahatlık versin. Sana da değil Demir. Sana da. Hayırdır? Obamızda böyle deliler oldukça değil Elazığ'ız, değil tapınakçı soysuzları. Moğollar gelse bize zarar veremezler evvelallah. Güzel kızım. Çabuk dön. Elini de o keferelerin elinden al. Çabuk dön. Hayrola dünler? Bir şey mi oldu? Şu Ebu Hişam'ın adamları. Gözüm hiç tutmadı Demir Usta. Babama söylesem mi bilemedim. Hadi sen git yat. Geç oldu. Sabah ola, hayır ola. Aykız'la Turgut abim. Gelecekler Demir Usta. Ağabeylerim onları sana getirecek. Bugün 18 sene oldu. O anne abla. 18 sene evvel yine böyle uğursuz bir gecede Süleyman Şah babamızı kendi elleriyle katletti. Herkesin hak ettiğini bulacağı günler gelmekte Gökçe. Allah rahatlık versin baba. Sana da oğlum. Dündar. Oğul.
Yarın sürüyü yeni otluğa götüreceksiniz. Erken yat ki dinç kalkasın. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi. Allah rahatlık. Beyim. Dündar. Aman Rahman ağam. Biraz daha sesli ol. Gözünü seveyim. Babam duyarsa asar beni ayım Allah. Sen idare edersin. Kurbanın olayım. Hay Allah. Sen bilirsin ya Rabbim. ...18 sene oldu. Bilirim. Konuşmayı istemezsin lakin... Geçmiş zaman beyim. Artık çömlekte küflendi. Azap çeke çeke yaşamanın kimseye faydası yok. Çocukları bile bir defa olsun bu meseleyi açmadılar. Unutuldu gitti. Küften kurtulamıyorsan çömleği kırıp atacaksın. Öyle mi hanım? Onların babalarını öldürdüm ben. Biri doğumda anasını kaybetmiş bebeydi. Öteki aklı başında bir çocuk. Bir günden bir güne sana bu meseleyi açtılar mı Süleyman? Gökçe de Selcan da bütün olanları biliyorlardı. Çünkü sen haklıydın. Haklı olduğunu bildikleri için de sustular. Sen kötülüğünden değil, mecbur olduğun için elini kana buladın. Onlar da bunu pekala biliyorlar. Onları bir gün karşıma alıp konuşmadım bu meseleyi. Cesaret edemedim. Kimi zaman susmanın acısı, konuşmanın acısını bastırır. Sen onları kendi evladın gibi büyüttün. Hatta bir tanesini oğluna aldın. Gökçe'de ayrı bir yürek yarası. Ertuğrul, Gökçe hakkında konuştu mu seninle? O da konuşmaya en az benim kadar korkuyor. İkisinin evliliği için ağzımdan lafın bir kez çıktığını, geri adım atmayacağımı biliyor. Rahmimde tutamadım. Ama kinimi her gün içimde tıpkı doğmasını istediğin torunun gibi büyütüp durdum. Kutlu doğum günü geldi işte.
İntikamımı alacağımı söylemiştim kardeşim. Mezarında rahat uyu bir sol. Thank you.